tam 100 metrekarelik bir yer. Buraya yapman gerekenleri söylüyorum sana. Burası şöylesi 11.87'dir. Böylesi 9.87'dir. Yani 10 tam 100 metre değil. 100 110 metre, 105 metre arasında falan yapar burası. Profillerin uzunluğu kaçtı? 9 metre. Burada 1 metre şu boşluktan bahsediyorum. Burası 1.60-1.70 geliyor. Bu kadar fazla. Bir kapı genişliği 1.20 boşluk bırakman kafi. Yani şu kadarcık şu bölüme de 70 santimlik profil daha yapmam gerekiyor benim. Kenarlar aralarında 90'ar santim. Bak her bir profil arasında 90 santim boşluk bırakarak da buraya 11 sıra profil yapman gerekiyor. 3 kat. Şimdi buradaki özel bir durumdan bahsediyorum. Normalde ben askı sistemi yapıyordum. Burayı devir aldığımda bu profiller vardı. Bu profilleri ben yatay kullanıyorum. Ama sana askı sistemi tavsiye ediyorum. Askı sistemini şu şekilde yapacaksın. Bak şu en üst var ya. Bu tamam. Şu yok. Şu var. Şu yok. Şu var. Şu yok. Yani 3 tane 3 kat olacak. Toplamda 2 metre 10 santim olacak. Şu profilin yüksekliği. Şunun yüksekliği 2 metre 10 santim olacak. 70 santim arayla poşet asacaksın. Poşetlerin yüksekliği de ortalama 60-65 santim gelir. Şimdi lambalara bakıyorsun. Lamba led lamba. Bunlardan 7 tane var. 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneymiş pardon. 8 tane var. Şimdi fanı gösteriyorum. Odalar ben bütün odaları renk renk yapıyorum. Bak burası turuncu, karşı tarafındaki oda mavi, öbürü yeşil, öyle gidecek. Burada 7 tane oda olacak. Bu 50'lik fan klimanın yanına, klimanın hemen altına, kapının biraz üstüne koydum ben. Burası da kapı. Karşı tarafta 1-2 tane 30'luk fan dediğim fan var. Bunlar temiz havayı içeriye verecek. Bu da kirli havayı dışarıya verecek. Klima. Kanal tipi. Ben bunu 0 aldım. 12.500 liraya aldım. İyisi bu. Inventörde. Az yapıyormuş aynı zamanda. Bunun emsalleri 5-6 bin liraya var. Şimdi bizim bütün işimizi yapan bu. Bak. Görüyor musun? Burada ne yapman gerektiğini burada gösteriyor. Odadaki karbondioksit oranını ayarlıyorsun. Odadaki nemi ayarlıyorsun buradan. İşte 2 dakikada 1 dakika çalıştır şeklinde bu. Buradan lambaları çalıştırıyorsun. İşte şu kadar çalıştır. Bak burada M falan var görüyor musun? Şu kadar çalıştır, şu kadar dursun şeklinde. Ondan sonra lambaları istersen otomasyonu istersen otomasyonsuz yaptır. Şu klimanın aparatifi 380 elektrik olacak. İşte bu 2.5, şu fanı 2.5 civarı. Şöyle sigorta sistemini yaptırdık işte. Bunların sigortalı olmak zorunda. 5'e 25 kablo. 3.80 kablo. Çektireceksin odaya. Şimdi benim odamda hem 380 var hem 220 var. 220 kullanmam gerekirse diye yaptım. Burada bu da ULV cihazı.
Görüyor musun? Bu ne yapıyor? Zaman ayarlı ucundan nemlendirme yapıyor. 10 dakika çalıştığı zaman içeri göz görmez hale geliyor. Bu da 500 lira diye hatırlıyorum. Yani istersen bu firmadan sana gönderebilirim. Sen parasını havale çıkarsın. Sen de konuşabilirsin. Hiç fark etmez. Ben bir buraya koydurdum. Bir de karşı tarafa koydurdum bak. Tam köşe, çapraz köşe de var. Hani arıza olma ihtimalini düşünerekten biri olmasa biri devreye girer diye düşündüm. O yüzden yaptırdım. Bunları hazırlarsın. Kompostunu göndeririz. Kompost sıkıntı değil. Oda çok temiz olsun. Yerler mesela şap atılmış. Ben gerekirse buraya fayansla yaptıracağım. İlk denemeyi bir yapacağım. Sıfır hatayla işlem yapmak istiyorum ben. Burayı temiz tutmaya çalışacaksın. Yerlere kireç atılacak 1-2 gün sonra. Böyle. Şöyle hatayla biraz bakalım. Fan bulamazsam fanını da buradan gönder, yardımcı olayım. Giderim fancıya senin için. Kargo çıkarttınız ama oradan da alabilirsin. Sormak istediğin bir şey varsa sorabilirsin arkadaşım. Çekilme, yeter ki işinde başarılı ol, elinizden ne gelirse yapalım. Benim amacım herhangi bir şey satmak değil. Bu sektöre dürüst insanları kazandırmak. Yalanla yanlışla bir işimiz olmadı çok şükür. Senin de olmasın. Sen de duyduklarını, bildiklerini başka birine bir fazla koyarak, ama gerçek bilgileri bir fazla koyarak bir başkasına aktar ki onlar da işi öğrensin. Onlar da bir yerlere varsın. Böyle. Bilgi paylaşıldıkça güzelmiş. Sormak istediklerini her zaman sorabilirsin. Başarılar.